1975 yılında Fırat'ın suyunun kesilmesi. Bu hadislerde bildirildi. Oldu. 1979 yılında Afganistan'ın işgali oldu inşallah. Ve bunlar hepsi 1400 senedir ilk defa oluyor. Hadiste peygamberimiz ve Mehdi döneminde bunların hepsi topluca olacak diyor. Bir arada peş peşe olacak diyor. Muntazam böyle matematik intizamla. Evet. Teker teker hepsi oldu. Evet inşallah. Evet. 1979 yılında Kabe baskını ve Kabe'de kan akıtılması. 1400 yıldan beri ilk defa oldu bu. Evet. 1400 yıldan beri hac ilk defa engellenmiş oldu. 1980 yılında İran-Irak Savaşı. Gökyüzünü ateş ve duman kaplaması, biliyorsunuz dünyanın en büyük tankeri 1979 yılında Independent adlı tanker İstanbul'da patladı ve yandı. Bu tip olaylar hep ahir zamanları İslam aleminin eski başkentinde olacaktır diyor Said Nursi Hazretleri. Evet. Yani Basra, Küfe, Şam gibi yerlerde tasavvur etmişler ama diyor hep Basra ya Küfe ve Şam'ı diyor hep İslam alemin merkezinde olarak kalacak gibi zannettikleri için raviler, hadis nakledenler kendi içtihatlarıyla öyle demişlerdir diyor. Mesela Peygamberimiz diyor ki İslam aleminin merkezinde olacak diyor. O zaman Şam'sa Şam'da çıkacak diyor. Öbürü diyor ki mesela Küfe'de çıkacak diyor. Küfe yalındaysa. Halbuki asıl olan İslam aleminin merkezidir. Eski evet. merkezi neresidir? İstanbul'dur. Dolayısıyla bütün olaylar İstanbul'da oluyor. Bu tip olaylar. Ama diyor ki Said Nursi nazara nübüvvette yani Peygamberimizin nazarında küçük olayların, ehemmiyetsiz olayların önemi yoktur diyor. Yani onu aktarmaz diyor. Ehemmiyetliyse aktarır diyor. O yüzden ehemmiyetli olanları aktarıyor Peygamber. Evet inşallah. Ramazan ayında 15 gün arayla ay ve güneş tutulmaları. Biliyorsunuz 1981 ve 1982 yılında 2 sene üst üste Ramazan ayında tam hadiste bildirildiği gibi 15 gün arayla ay ve güneş tutulması oldu. Şimdi mason bülbüllerini çıkarıyorlar. Bu hadisler yalan diyor. Kardeşim tahakkuk etmiş. Evet. Cahil adam tahakkuk etmiş. Sen nereye evet. oturuyorsun? Dala çıkıp şakıyorsun orada. Evet. Yani olay bitmiş zaten. Yani sahihliği gerçekleşmiş. Evet. Evet devam et. Bir kuyruklu yıldızın çıkması 1986 yılında Halley kuyruklu yıldızının doğması oldu. Evet. İkinci bir kuyruklu yıldızdan bahsediliyor. İki boynuzlu normalden daha parlak parlak batıdan doğuya gidecek deniyor. Diğer bütün kuyruklu yıldızların aksi istikamette. Bu da oldu. Lulun kuyruklu evet, yıldızı. İki uçtu. Hakikaten evet. çok şaşırtıcı. Yani normalde tamam bir kuyruğu olmaz. Böyle gidiyorlar arkasından kuyruk bırakıyor. Bunun ucunda da bir kuyruğu daha var. Evet. evet. yani önden de ayrıca kuyruğu gidiyor. Çok acayip. Çok şaşırtıcı. İnşallah. Evet. Ve bin küsür yılda bir oluyor. Evet. O da çıktı. Aynısıyla. İmam Rabbani de bunu çok detaylı anlatıyor. Aynısı ne olmuştur? Güneşten bir alametin belirmesi. 1996 yılında güneşte büyük patlamalar oldu. Bu yüzyılın en büyük patlamaları. Evet. evet. 11.1996 yılında da 1999 yılında da yüzyılın en son güneş tutulması oldu. 1999 yılında Azerbaycan'ın işgali. Bir an sonra bakayım ona biraz acele söyledim. Bir evvel gel. Güneşten bir alametin belirmesi. Tamam, 96 tamam. yılında patlama. 99 yılında da güneş tutulması. Ay ve güneş tutulmanı zaten söyledik. Ama bizim evet. asıl olan güneşten bir tane şey vardı. Bu yüzyılın en büyük güneş patlaması evet, vardır. Güneş patlaması. Evet o asas evet. olan odur. Evet. evet inşallah. Azerbaycan'ın işgali bildiriliyor. 1996 yılında oldu. Tozlu dumanlı bir fitne bildiriliyor hadislerde. Biliyorsunuz 11 Eylül 2001 yılında Amerika'daki hakikaten böyle tozlu dumanlı binaların yıkıldığı, çöktüğü büyük bir fitne oldu. O toz duman yani evet. çok şiddetli bir toz dumanı değil mi? Yani evet. kilometrelerce toz evet. ve kilometrelerce duman oldu. İnşallah. İnsanlar evet. da kapkara tozun altında televizyonda evet. binlerce insan böyle küllerle evet. üzerinde evet. yürüyorlardı hatırlarsanız. Bağdat'ın Alevlerle yok edilmesi 2003 yılında ağır bombardımanlarla evet. yok edilmişti. Irakların para biriminin kalmaması. Irak'ta para birimi düşüyor Amerika'nın işgaliyle. Tam söylediği şekilde, hadiste bildirildiği şekilde tahakkuk etti. Para birimi kalktı değil mi o dönemde? Evet, gazetelerde evet, yazıldı. Evet. Bakın görüyor musun Peygamberimizin verdiği detaylara bakın sallallahu evet. aleyhi ve sellem. Yani çok uç detaylar bunlar. Evet. Teker teker hepsi tahakkuk etti. Evet, evet. Maşallah. Bir çölde bir ordunun kaybolacağından bahsediliyor. Hakikaten işgalin ardından yaklaşık 80 bin kişilik Irak ordusu yok oldu yani herkes gazeteler yazdı Irak ordusu bir günde yok oldu. Yok oldu diye maşallah. Evet. Irak'a Şam ve ambargo uygulanması bunu tahakkuk etti tam söylendiği şekliyle maşallah. Irak'ın yeniden yapılan onu acele söyleyeyim bir daha söyle bakayım.
Irak'a ve Şam'a ambargo uygulanması. Ha, Irak'a evet ambargo uyguladılar. Evet. Savaş döneminde değil evet. mi? Şam'a da uygulandı. Evet. Şam yani Suriye'ye de uygulandı. Evet. evet. İnşallah. Irak'ın yeniden yapılandırılması. İşgalin Hı. ardından yıkılan şehirlerin yeniden imarına evet. başlandı. Evet, yapılandırılması. Firmalar da yapıyor. Başlandı. Yabancı evet. firmalar da yapıyor. Şu an yeniden imar faaliyetine devam ediyor Irak'ın. Ve hadiste belirtilmiş. Bu da takip etti. Evet. Irak halkının Şam'a kaçması. Amerikan İşgali bombardımanlar nedeniyle halk kuzeye kaçtı hakikaten. Evet, Suriye tarafına kaçtılar. Evet. Aynısı oldu. Irak'ın üçe bölünmesi bu da oldu. Tam bildirildiği şekliyle Amerika'nın işgalinin evet, ardından. Şii bölgesi ayrı değil mi? Evet, Sünni bölgesi ayrı. Kürt bölgesi ayrı. Ayrı. Evet, ayrıldı. Fiilen üçe bölündü. Evet. Şam'da fitneler Suriye'de yaşanan karışıklara işaret edilmektedir. Hı. Bu da tahakkuk etti. Fırat ile Dicle arasında çatışmalar olması. PKK. Evet, PKK terörü. Evet, evet terörü. Evet. Hakikaten çok kan döküldü. Tahakkuk etti. Şehirlerin yok olması, 2. Dünya Savaşları'nda Hiroşima, Nagasaki biliyorsunuz atom bombalarıyla hakikaten Aynen. şehirler yok oldu. Ani olarak yok oldu. Ani olarak. Bu hadiste mesela çok mühim bir şey. Bir şehrin ani yok olması. Ve şehirlerin diyor. Evet. Peş peşe. İkisi peş peşe değil mi? Çok evet. kısa bir süre içerisinde yok oldu atom bombası ikisiyle ve bu yüzyıla ait bir alamet. Alamet evet. inşallah. Doğu tarafından bir ateşin görülmesi 1991 yılında Irak Kuveyt'i işgal ettikten sonra petrol kuyularını yaktırmıştı hatırlarsanız. Kuveyt ve Basra Körfezi'ni büyük bir ateş sarmıştı. Bu da tarih evet, edildi. Her yer yanıyordu. Hı-hı. Evet. Değil mi? Televizyonda görüyordu. Her yer evet. dumanlar, ateşler geliyordu. Bütün petrol kuyularını yakmışlardı. Evet. Şam ve Mısır meliklerinin öldürülmesi bildiriliyor hadislerde. Bu da tahakkuk etti. Çünkü 1981 yılında Enver Sedat Mısır başkanı. 1982 yılında Lübnan'ın lider Beşir Cemayel öldürüldü. Yani o bölgenin liderleri yani Mısır'ın ve Şam bölgesinin evet. liderleri. O bölgedir Şam. Evet. Yani evet. Sırf şehir anlamında değildir. Şam dedim ya bir bölgedir. Evet. Oranın liderleri öldürüldü. Evet. Yani ileri gelen liderleri öldürüldü. Evet. Eski Ürdün Kralı'nın öldürülmesi, Ürdün Kralı Abdullah'ın 1951 yılında İngilizler tarafından öldürülmesi. Mesela Ürdün'de de diyor, Ürdün'ün meliki öldürülecek diyor, o da oldu. Hadis bu. Evet. Sistemlerin değişmesi bildiriliyor hadislerde. Biliyorsunuz 1989 yılında Berlin Duvarı'nın yıkılması, 91 yılında Sovyetler Birliği'nin dağılması, çok büyük sistem değişiklikleri. Büyük sistem değişiklikleri olacak diyor evet. Peygamberimiz, o da oldu. Evet. Yaygın katliamların meydana gelmesi, bu da çok bilinen bir şey. Yani 120. yüzyılın bir özelliği. Evet. Özellikle son dönemlerinin. Binaların büyümesi var. Tabii. Kişinin eliyle metin eliyle konuşması, kamçısının ucuyla konuşması, telefon, internet işaret eden özellikler. Evet, inşallah. Kişi eliyle konuşuyor. Nasıl yapıyor? Cep telefonuna cep bakıyor. Telefonu. Tabii. Yeni değil mi? Görüntü de oluşuyor. Evet. Zaten görür diyor. Bakar diyor. Eline bakar diyor. Mehdi'yi görür diyor. Hı-hı. Oturdukları yerde de diyor. Mehdi'yi diyor. Yaslandıkları yerde görürler diyor. Televizyona işaret ediyor. Yani televizyonda görüleceğini işaret ediyor. Hı. Kişinin topuyla konuşması. Evet. Bakın yani bu nefes kesecek bir şey değil mi? Bak yani ne kadar uç bir örnek bu. Bakın evet. Ayakkabının topuyla konuşacak diyor. İki ay oldu daha yeni imal edildi bu. Bakın evet. Ayakkabısının topuyla konuşuyor. Ve kelimesi kelimesine peygamberin dediğinin aynısı sallallahu aleyhi ve sellem. Ya bunun bir tanesinde insanı imal eder. Evet, yani, evet. yani o peygamberin hak peygamber olduğuna dair bir delildir. Bak vefatından 1400 sene sonra mucize gösteriyor peygamber. Daha hala mucize daha gösteriyor. Hala mucize. Evet inşallah. Ve kıyamete kadar da mucize gösterecek peygamber. Evet. Bütün dedikleri çıkacak. Bunu göreceksiniz. Ve devam et diyor. Edecek. Fakat o mason bülbüllerinin bağırtı çağırtısına rağmen. Yani hiçbir şekilde bu nuru, bu ışığı durduramazlar. İnşallah. İnşallah. Depremlerin artması var diyor. Hakikaten depremler hiç olmadık şekilde son 10-15 yıldır müthiş bir artış oldu. Evet. Her gün deprem haberleri oluyor biliyorsunuz. Kişinin kendi sesini kendisiyle konuşması var yine. Evet. Mesela teyip alıyor sesini. Kendi sesi ya televizyonda videoda oluyor. Konuşması oluyor. Videodan yine kendi sesini dinliyor. Kendisini dinleyebiliyor. Evet. Değil mi? Aynısı oluyor. Evet inşallah. Bunu peygamber söylüyor sallallahu aleyhi ve sellem. O devirdeki insanları düşünün. Yani nasıl acayibine nasıl? Gider bu. Tabii tabii. Hiç. Fakat aynısını tahakkuk ediyor. Hayal bile edilemeyecek evet. bir şey. Bunların hepsi 30 yıl içerisinde, bakın 1400 senedir 30 yıl içerisinde hepsi oldu.